Evet, merhaba arkadaşlar. Reaksiyon deneme 8'den devam ediyoruz. 31. sorudayız. ABC üçgeninde ABBC eşit MBAD derece alfa. Evet, şekli verilmiş zaten. S1 bölü S2 ifadesinin alfa türünden eşiti. S1, S2 bulundukları bölgenin alanları arkadaşlar. O zaman hemen S1 ve S2'den bahsedelim. S1 neydi? Sinüs teoreminden. 1 bölü 2 çarpı, şunu da ben isimlendirelim. X, Y, Z diyelim. 1 bölü 2 çarpı X çarpı Y çarpı sinüs alfa. Peki S2 ne? 1 bölü 2 çarpı Y çarpı Z çarpı sinüs alfa. Bizden S1 bölü S2 istediği için ne diyelim arkadaşlar? İkisini ta tarafa bölersek, bakın sinüs alfalar birini götürecek, y'ler birini götürecek, 1 bölü 2'ler birini götürecek. Ne kalacak geriye? S1 bölü S2 ne olacak arkadaşlar? X bölü Z'dir. Peki, X bölü Z'yi elde edeceğiz şimdi. Alfa cinsinden. Bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar, bir de ne vermişti bize? İkiz kenar üçgen. AB ile BC birbirine eşit. İkizi gördük mü? Dikeriz arkadaşlar. Dikelim. Bakın ne görüyorsunuz? Burası X ise, burası Z ise, Z iki eş parça bölünecek. Burası Z bölü 2'dir. Hemen şuradan kosinüs 2 alfa yaparsak, çünkü karşıya bilmediğim için sinüs yapmamızın bir anlamı yok. Şimdi burası Z bölü 2, burası da X olduğu için kosinüs 2 alfa yapalım. Z bölü 2 bölü X'tir. Yani Z bölü 2 X'tir. Bizden istenilen neydi arkadaşlar? X bölü Z'ydi. O zaman her iki tarafın tersini düşünürsem 1 bölü cos 2 alfa neye eşit oldu? 2x bölü z'ye eşit oldu. Bizden x bölü z isteniyordu. Her iki tarafını 1 bölü 2 ile çarparsam 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kosinüs 2 alfa neye eşit olacak? X bölü z'ye eşit olacak. 1 bölü cos da neye eşit arkadaşlar? Sekant. O zaman cevabımız Denizli olacaktır. 32. soru. X araç olmak üzere sin 2x değeri istenmiş. Kosinüs cos bölü 1 artı tan, yani 1 artı sin bölü cos artı eksiymiş pardon. Sin bölü 1 artı cot, yani 1 artı cos bölü sin. Şöyle bir payda eşit dersek burada. Şurada hemen gösterelim üstünde. Bu ne eşit arkadaşlar? Cos artı sin bölü cos. Bu ne eşit? Sin artı cos bölü sin. Ters çevir çarparsak ne geleceğini görürüz hemen. Cos kare bölü cos artı sin, yani sin artı cos yazalım. Eksi. Burada ne gelecek arkadaşlar? Sin kare bölü sin artı cos. Neye eşit? Kök 3 bölü 2 eşit. Peki. Şöyle bir devam edersen bakın paydalar aynı. Cos kare eksi sin kare bölü cos artı sin. Ne eşit oldu arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 eşit. Cos kare eksi sin kare. İlk kare farkını yaparsam arkadaşlar cos artı sinler birini götürür. Cos eksi sin ne eşit oldu arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Bizden sin 2x istiyordu. O zaman ne yapmalıyım? Her tarafın karesini almalıyım değil mi arkadaşlar? 2 sin cos öyle gelecek. Her tarafın karesini alsam ne gelecektir? Cos kare eksi 2 sin cos artı cos kare ne eşit oldu arkadaşlar? 3 bölü 4. Cos kare ve sin karenin toplamının da 1 olduğunu biliyoruz. Cos kare ile sin karenin toplamının 1 olduğunu biliyoruz. O zaman karşı tarafa atarsam eksi 2 sin cos ne eşit oldu arkadaşlar? Buradan 1 çıkarttığımızı düşünürsem eksi 1 bölü 4. O zaman
sinüs 2 alfanın da veya 2x'in de biz 1 bölü 4 geleceğini görebiliriz. 30. sorumuz arkadaşlar bir grafik sorusu. Verilenlere göre A artı B'yi soruyor. Sinüsün bir grafiği. Sinüs, bakın dikkat ederseniz grafiğe. Pi eksi pi bölü 2'ye dikkat edin. Buradan devam ediyor grafik. Pi bölü 2'ye kadar. Sonra tekrarlamaya başlıyor kendisine. O zaman biz bunun periyoda pi diyebiliriz. Eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye pi diyebiliriz. Periyot nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Sinüsün kuvveti tek olduğu için 2 pi bölü mutlak değer b. Mutlak değer b de b sıfırdan büyük dediği için direkt b yazabilirim. 2 pi bölü b'nin pi olması gerekiyor. O zaman b'nin de buradan 2 geleceğini görebilirsiniz. Peki. B'yi bulduk. Bir de bir nokta belirleyelim. Bakın. Şurada bir noktayı denkleme sağlatırsam. Hemen yerine yazalım direkt. Y gördüğüm yeri 3. Çünkü burası hangi nokta? Pi bölü 4'e. 3 noktası. Y gördüğüm yeri 3. X gördüğüm yeri pi bölü 4 yazacağım. A çarpı sinüs B 2 idi zaten. 2 çarpı pi bölü 4. 2 çarpı pi bölü 4 pi bölü 2 yapar. Sin 90. Sin 90'ın da değeri 1'dir. Otomatikman A'nın da 3 geleceğini görebiliriz. B 2 geldi. A da 3 geldi. Toplam 5'tir diyeceğiz. 34. soru. ABC bir üçgen. AB AC'ye eşit. Altını çizelim. 20-16 X verilmiş zaten. Bir tane daha bir bilgi var. BCE'nin alanı ADN alanının 3 katıymış. O zaman biz buraya A alanı dersek burası 3 alan gelecektir. O zaman hemen şuraya da B diyelim. Bakın dikkat ederseniz A artı B'nin 3A'ya oranı. Yükseklikler aynı olduğu için arkadaşlar bu ABE ile ECB'nin yükseklikleri aynı olduğu için tabanlarla orantılıdır. 16 bölü 20 diyeceğiz. O zaman 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 5. İşe dışarı çarpım yaparsam 5A artı 5B. Evet. Neye eşit? 12A'ya eşit. O zaman buradan 5B'nin biz ne olduğunu gördük? 7A'ya eşit olduğunu gördük. O zaman B'ye yani B bölü A'nın ne olduğunu gördünüz arkadaşlar? B bölü A'nın 7 bölü 5 olduğunu gördünüz. Bakın B ve A'ya da dikkat edin. ABE üçgenin içinde iki üçgen. O zaman bunların yükseklikleri de aynıdır. B bölü A 7 bölü 5 ise burası 7K'dır. Şurası 7K'dır. Burası da 5K'dır diyebiliriz. Dikkat edin AB AC eşit demişti. Burası 36 birimse burası da 36'dır. Şurası. O zaman 12K 36 ise K ne geldi arkadaşlar? 3. X dediğimiz şey 7K idi. 7 kere 3 21'dir diyeceğiz. 35'in soru. ABC'de dikdörtgeni C noktası A noktasıyla çakışacak biçimde katlandığında aşağıdaki şekil oluşmaktadır. Evet biraz ekrana sığmayacak. DAE 15 derece. Evet vermiş şeklin üstünde alfa. Alfanın derecesini soruyor bize. Evet. Şimdi bakalım. Şurayı uzatırsam.
Bakın burası nereye paralel? Bakın şununla şu paralel. Evet. Şununla da şu paralel. Hemen gösterelim. Bakın şu kahverengiler birbirine paralel. Bakın iki paralelin arasındaki açı kaç derece arkadaşlar? 75. Toplam 90 derece yapacağı için. Değil mi? O zaman burası da 75'tir. Yöndeş açılardan dolayı. O zaman alfanın da direkt 105 geleceğini görebiliriz. 36. sorumuz. Şekilleri gösteren ABCD karesi alanları 15 ve 24 olan iki dikdörtgen ile bir küçük kareye bir küçük kare altını çizelim. Şekildeki gibi ayrılmıştır. Büyük karenin alanı kaç birim karedir? X dersem bizden istediği şey X kare istiyor. Tamam. Şöyle bir Y diyelim. Tamamı X birim olması için buraya X eksi Y kaldı. Değil mi? Otomatikman burası da X eksi Y'ye X eksi Y. O zaman toplamın X yapması için buraya da Y geleceğini görebiliriz. Çok güzel. O zaman verilenlere bakalım şimdi. Buranın 15 neye eşit arkadaşlar? X çarpı XY eksi Y kare eşit. XY eksi Y kare eşit. Peki 24 neye eşit? X çarpı Y'ye eşit. Bakın X çarpı Y 24'tür. Direkt bulduk herhalde. X'ye 24'tür. O zaman Y kare ne geldi arkadaşlar? 9 geldi. O zaman Y de buradan 3'tür dedik. Y 3 ise X de 8'dir. 8'in karesi de 64'tür diyeceğiz. Bir çözüm daha yapabilir miyiz? Bakalım bir. Şöyle şekli bir temizlersek. Hemen bakalım şöyle. Şurayı uzatırsam arkadaşlar. Bakın. Tamamı x'ti. Burası da x eksi y'ydi. Buraya ben burada da bir kare oluşuyor, dikkat edersiniz. Şunları bir daha yazalım. X eksi y, y, x eksi y, burası da x eksi y. Buraya da y geleceğini söylemiştik. Tamamının x olması için. Bakın dikkat edersiniz. Burası 15'ti. Şuraya 15. Buraya da ne kalıyor arkadaşlar? 9 kalıyor. Y kare 9 ise Y'nin direkt 3 geleceğini görebilirsiniz. Değil mi? Burası 3 ise burası da 5'tir. Burası da 5'tir. O zaman 8 birim oldu burası. Tamamı 8 birim oldu. 8 kere 8 yine 64 geleceğini görebilirsiniz. Hiç matematiğe X ve Y'ye girmeden yapılabilir. 37. sorudayız. ABBCCD çaplığı yarım daireler verilmiştir. D noktası teğetin DM noktasıdır. ABC doğrusal. BC çaplığı yarım dairenin alanı 4. D'nin ikide 9. Zaten içinde vermiş. DC çaplığı yarım dairenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bakın bunlar arkadaşlar yarım daire. Şimdi alanlar oranı benzerliğin karekökuydu. Değil mi? O zaman benzerlik oranı 4 bölü 9'un karekökünden 2 bölü 3'tür. O zaman ben bunun yarıçapına 2R dersem, bunun da yarıçapı, şöyle çizeyim daha güzel olsun, teğet olduğu için, bunun da yarıçapı 3R. Bir tanesinden ne yapalım? Şu 9 ile R'nin bağlantısını bulalım. Pi çarpı 3R'nin karesi bölü 2 neye eşit? 9'a. Yani pi çarpı 9R kare bölü 2 9'muş. 9'ları sadeleştirsem pi R karenin biz 2 geleceğini görebiliriz. Aynısını diğer yönden yaparak da bulabiliriz. Bu BC çaplı
yarım çember içinde bulabiliriz. Peki şimdi bu pembe yarım dairenin yarı çapını bulalım. Hemen bakıyorum, bakın şurası 2R. 2, 4, 7. Yani 49 R kare yaptı. Pisagor yapıyorum. Bu da 9 R kare yaptı. Çıkartırsam bunun 49'dan 9 çıktı. 40 R kare. Nin karekökidir bunun çapı. Yani çapına devam edersek ne gelir arkadaşlar? 2 R kök 10'dur. Çapı 2 R kök 10. O zaman yarı çapı da R kök 10'dur. Alanından bahsedersek nedir? Pi çarpı R kare. Şunun karesini alırsam R kare çarpı 10 bölü 2'dir, yarım çember olduğu için. Yarım daire olduğu için. Pi karenin biz 2 olduğunu biliyoruz. Az önce bulmuştuk. Bakın bu ikiler birbirini götürür. Cevabımız da 10 gelecektir. 38. sorudayız. D1 ve D2 doğruları verilmiş. B bölü A oranı kaçtır? Doğru, nokta doğruyu sağlamak zorundadır. Noktamız ne arkadaşlar? 2'ye 4 noktası. Güzel yazalım. Beğenmedim. 2'ye 4 noktası. Evet. Hem de 1 hem de 2 sağlaması lazım arkadaşlar. Hemen sağlatalım. 5x 5 çarpı 2 artı a çarpı y'si 4 eşittir 2'den. Buradan ne geleceğini görürüz. 10. Onu karşı tarafa attım. 4a eksi 8'den a'nın buradan eksi 2 geleceğini görebiliriz. Peki. Diğer taraftan hemen b'yi bulalım. Aynı şekilde arkadaşlar. 4x 4 çarpı 2 artı 3 çarpı y. Y'si de 4 idi. Eşittir b'den. 5 de buradan kaç gelir arkadaşlar? Sanki 20 gelecek gibi duruyor. 12, 8 daha. 20. B 20 idi. A da eksi 2 idi. Oranımız eksi 10'dur diyeceğiz. 39. soru. Antik düzenle verilen x eşittir 4 doğrusu A noktası etrafında saat yönünde 45 derece döndürülüyor. Yani şöyle bir döndürme var. Tamam, döndürdük. 45 dereceymiş tam. O zaman şöyle bir doğru oluşur. Yeni doğrumuz. Evet. Bakın burası 45 olacaktır. X eşittir 4 dediği için burası 4, burası da 4. O zaman zaten eğimin 1 olduğunu görebiliriz 45 dereceden dolayı. Tan 45 1'dir. O zaman y eşittir. X, y'yi kesin noktada eksi 4 olduğu için x eksi 4 grafiğidir. Y eşittir x eksi 4. Oluşan yeni doğrunun x artı y eşittir 6 doğrusu ile kesin noktasının koordinatlar çarpımı kaçtır? Kesin noktası. Şimdi buradan ne gördüğünüz arkadaşlar? X eksi y de 4'e eşittir. Doğru mu? Y'ler gider. 2x eşittir 10'dan. X'in 5. Bakın bu kesin noktasını bulduk şu anda. Birlikte çözüm yaptığımız için. X 5 ise y'nin de 1 geleceğini görebiliriz. Y'ni yazıp sağlatırsanız. O zaman 5 kere 1, 5'tir diyeceğiz. 40. sorumuz. Yarıçapı 11 balon küre şeklindeki top. Yükseklikleri 2 ve 4 olan 2 blok yardımıyla dengelenmiştir. Küre yüzeyini A ve B noktalarına temas ettiğine göre blokların zemine temas ettiği K ve L noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Evet. Bakın şurası 11. Yarıçap 10. Evet. Bizden şurasını istiyor. İstenilen yerleri şöyle çizelim. Bakın şurası da 10. Değil mi? Yarıçap olduğu için. Bizden şu kısım isteniyor arkadaşlar. Burayı yeşille gösterelim. Bakın şu kısımla
şu isim verdim buraya. TL arası isteniyor. Evet. Bakın hemen buna paylaş diyorum. Yeşile devam edelim. Burası 2 birim değil miydi? Burası da 2. Geri kaldığı zaman 8. 18 ise o zaman burası 6'dır. O zaman 6'yı bulduk. Şimdi diğer taraftan da şöyle bir renk alalım. Bakın. Bizden şurayı istiyor. O zaman hemen şu B'yi uzattım. Tamamı 10 birimdi. Geriye kaldı. Burası 4 olduğu için 6. Şurası da 10. 6. O zaman buraya da 8 gelecektir. 6, 8, 10 üçgeninden. Değil mi? O zaman burası da 8. 6 artı 8'den 14'tür diyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.